Selamun Aleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun, gününüz güzel olsun, bereketli olsun, hayırlara vesile olsun, Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olsun, şeref getirdiniz, ellerden öpüyorum, kıymetli teyzelerim, sizlerle bir araya... Öyle mi? <laughs> ellerden öperim, Cenab-ı Allah da size, size de gitmeyi nasip eylesin. Hepimize bir daha bir daha gitmeyi nasip eylesin. Bizlere Cenab-ı Allah bir daha görmeyi nasip eylesin. Kabe-i Muazzama'ya gitmeyi, dokunmayı, Peygamber Efendimiz'e ulaşmayı, kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Ta bu kadar Müslüman bir araya gelirse, amin derlerse Cenab-ı Allah da mutlaka kabul eder, nasip eder. Zaten Peygamberimiz öyle buyuruyor. 40 tane Müslüman bir araya gelirse Mutlaka işlerinde Allah'a yakın olan, duası kabul olan birileri vardır. Onların Allah duasını kabul eder diyor. İnanıyorum Cenab-ı Allah da bizim dualarımızı kabul edecektir sizlerin duası hürmetine. Tabii siz ne temenni ediyorsanız, şimdi Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ramazan-ı Şerif ayı istek ayıdır, talep ayıdır. Allah'tan bir şeyleri isteme ayı. Şimdi bizler şöyleyiz Ramazan'la biz aramızdaki e, tanımlama öyle yapabiliriz. Bizler padişahın kapısına giden garibanlarız. Şimdi e, padişahın kapısına gidenler padişahtan her şeyi isterler. Padişahın da şanı büyük olduğu için bol bol verir. Her şeyi verir. Ne kapıya gelen olursa. Bir bakımda Ramazan böyledir. Biz Ramazan'da padişahın kapısına gidip padişahtan bir şeyler isteyen, bir şeyler temenni eden ihtiyaç sahipleriyiz. Ne istenirse Cenab-ı Allah kabul eder. Bir, Ramazan'ı böyle anlayabiliriz. İki, Ramazan'da şöyle anlamamız mümkün. Ramazan bize gelen bir misafirdir. Bizim halimizi izleyecek ve padişahlar padişahı olan Cenab-ı Allah'a bizim halimizi anlatacak. Diyecek ki işte ben senin kullarına geldim. Bir ay boyunca misafir kaldım onların yanında. Onların halini izledim. Onlar şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlardı. Vakitlerini şöyle geçiriyorlardı. Eylemlerinde şunlar vardı. Zamanlar şöyle değerlendirdiler diye şahitlik edecek bir şahittir aslında Ramazan Şerif aynı zamanda. O yüzden her anın değerini bilmemiz lazım. Normalde her zaman her anın değerini bilmemiz lazım ama Ramazan olunca daha çok değerli bilmemiz gerekiyor. Ramazan'ın hakkını vermemiz gerekiyor çünkü. Ben inanıyorum siz şu an hakkını verenlerdensiniz. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun hakkını verdiğimizi? İşte görüyorum. Sizler mesela şimdi evde uyuyup dinlenebilirdiniz. Ah şimdi bu iyi mi şöyle bir dinleneyim. Eşim gelene kadar, çocuklar gelene kadar şöyle bir dinleneyim, ibadet edeyim. Bir film izleyeyim. Arkadaşlarla muhabbet edeyim diyebilirdiniz. Ama ne yapmışsınız? Buraya gelmişsiniz. Niye gelmişsiniz? Ya burada Allah anlatılacak, peygamber anlatılacak. Allah'ın dostlarından bahsedilecek. Burada güzel şeyler konuşulacak. Güzelliklerin içerisinde biz de bulunalım. Bu bile sizin hayırlı insanlar olduğunuzu gösteren alametlerdir. Ben böyle görüyorum, böyle inanıyorum. Bir insan ilmin, peygamberin anlatıldığı yere attığı her adım Sevaptır Allah katında. Biz de o niyette geldik. İnşallah Allah da bizi öyle kabul eder. Bu kadar böyle hayırlı insanların, teyzelerimizin olduğu yerde Allah'ın rahmetini indirir diye temenni ediyorum. <laughs> öyle inanıyorum. Allah da o temennilerimize, inancımıza göre muamelede bulunsun inşallah. Şimdi sizle konuşacak çok şey var elbette. Ne yapalım? Öncelikle bugünün günün anlam ve önemiyle sözümüze başlayalım. Bugün... Çanakkale Haftası değil mi? Çanakkale Muharebesi, Efendim Ecdadımızın, Büyüklerimizin bize biz olmayı, bize bize ait değerleri öğretmiş olan kıymetli insanların Allah ve Peygamberi için vatanlarını, milletlerini, her şeylerini korumaya çalıştıkları bir şeyi anlatıyor. O bir şeyin altına siz doldurabilirsiniz tabii ki yani. Her şeyi anlatıyor. Belki bugüne söylenecek çok şey var elbette. Ama şöyle sözümü devam ettireyim ben. Ordunun komutanlarından birisi efendim bir bakıyor ki askerler bembeyaz kıyafetler giymişler. Savaş öncesi. Hepsinin üzerinde bembeyaz böyle gömlekler. Tabii komutanın garibine gidiyor. Diyor ki bu nasıl iş diyor. Bunlar niye böyle üzerlerine böyle beyaz kıyafetler var hepsinin böyle. Efendim askerini çağırıyor. Soruyor, diyor hayırdır bu niye böyle üzerine beyaz giymişler bu kadar? Komutanı asker diyor ki efendim asker diyor ki yarın savaş olacak ve yarın belki şehit olacağız. Allah'a giderken bu beyaz kıyafetlerimizle, kefenlerimizle çıkmak istedik. Komutan diyor ki biz de o zaman öyle giyinelim diyor. O da beyaz gömleğini giyiniyor. Derler ki o bölgedeki insanların hepsi o gün şehit olmuş ertesi gün. Çanakkale böyle bir yerin adı. Tevekkül edenlerin, hayatlarının merkezine Allah'ı koyanların, peygamberi koyanların ve o uğurda hayat yaşamaya çalışanların en azından niyeti olanların mekanı. Öyle olduğu için ben bugün onlardan böyle bahsedebiliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Cenab-ı Allah onları şefaatinden bizi ayırmasın. Bizi de onlara komşu eylesin. Komşu olacak amelleri işlemeyi de bize nasip eylesin. Komşuluk öyle kolay olmuyor şimdi yani. Şimdi her yerin bir neyi vardır? Şartı vardır. Bir usulü vardır. Her apartmanın kendine göre neyi var? Şartları var. Değil mi? Yönetici diyor ki kardeşim örnek veriyorum. İşte akşam yedide çöpü koy ama yedi buçuk olmasın örnek veriyorum. Veya işte çok ses olmasın apartmanda, şöyle olsun, böyle olsun. Yani komşuluğun hakkı var. Yani şimdi Allah'a yakın olmanın da şartları olsun yani. Değil mi? Akıl da bunu gerektiriyor. Akıl diyor ki iyiler olacak dünya hayatında bir de kötüler olacak. İyi olursan Allah'a yakın olursun, iyi olmazsan olmazsın. Bu iş böyledir yani. Allah'ın da iyi gördüğü şey nereden bilinir? Allah'ın kitabında bilinir ve peygamberin hayatından anlaşılır. Bize Cenab-ı Allah peygamberini göndermiş ki biz onu tanıyalım, onu örnek alalım, onun gibi yaşayalım ki Allah'ın sevgisini kazanalım. Şimdi Allah'a yakın olmak sadece ibadetle olmaz. Evet ibadet önemli mi? Çok önemli. İbadeti olmayan bir insan kuru bir insan kalır yani. Şöyle rüzgarın önündeki şey gibi, yaprak gibi sağa sola sallanır. Çünkü ibadet insanın imanını insanın imanını korumada ibadetler çok önemli vesilelerdir. Şimdi bir insanın hayatında dua yok, zikir yok, namaz yok, Kur'an yok, hiçbir şey yok. Etkilenir her şeyden. Biri gelse ona kafasını karıştırırsa her şeyden etkilenebilir. Ama bir insanın ibadeti varsa, namazı varsa, Kur'an'ı varsa bu insan devamlı Allah'la sözleşiyor demektir. Efendim hayatının merkezine Allah'a koyuyor demektir. Ezanı duyunca heyecanlanıyor demektir. Kur'an kelimesini duyunca keyif alıyor demektir. E bu insan da tabii ki kolay kolay böyle kandırılabilen, yoldan çıkabilen insan olmaz. O yüzden ibadetler ayrı. Ama ben bugün ibadetlerle beraber başka bir şeyler söyleyeyim. Biraz bugün çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler olduğuna inandığım için birkaç şey. Hazır sizlere bulmuşum. Burada büyüklerimi, teyzelerimi. Tabii sadece teyzelerimiz yok burada. Yaşı genç olanlar da var. Şimdi bana taş atarlar. Niye ben genç değil miyim derler haklı olarak. <laughs> Öyledir. Birkaç şey. Bize bugün çok lazım olduğuna inandığım birkaç şey. Şimdi her dönemin imtihanı farklı farklıdır. Bugünün bence imtihanlarından birisi de eski Müslümanların yaşam tarzına o değerlerini biraz ihmal etmemizdir. Ama ben bunu ahlaki açıdan söyleyeceğim bunlara Mesela örnek verelim. Nereden örnek verelim? Peygamber Efendimiz'den örnek verelim. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte arkadaşlarıyla oturuyor. Büyük bir kalabalık. Bakın Peygamber Efendimiz bir soru soruyor. Sorusu şu. Bugün diyor kim bir hasta ziyaret etti? Cemaat sessiz. Hiç kimsede ses yok. Derler ki arkada kısık bir sesle bir ses geldi. Ben ya Resulallah. Bugün ben bir hasta ziyaret ettim. Birinin sıkıntısı vardı. Gittim onunla ilgilendim. Bir soranı yoktu. Hatır soranı yoktu. Ben gittim hatır sordum. Yani kapısı çalınmayanın kapısını çalmak bir marifettir. Peygamberin arkadaşı diyor ki ben bugün bunu yaptım. Peygamber Efendimiz sözüne devam ediyor. Diyor ki bugün kim bir cenaze namazına katıldı? Gene ses yok. Kimse demiyor ki ben gittim. Gene aynı ses. diyor <laughs> ben ya Resulallah ben gittim. Bugün filanca vefat etmişti bir vefa gereği gittim. Onun başında bulundum, oturdum, rahmet okudum. Günahları için Allah'a istiğfar ettim. Efendim, ona evlatlarına yanlarında bulundum. Üzüntülerinde ben vardım. Onları teski etmeye çalıştım. Sevinç katmaya çalıştım. Devam ediyor peygamberimiz sorusuna. Diyor ki bugün kim bir yetim, bir öksüz başını okşadı? Herkes gene sessiz ama gene aynı ses. <laughs> ben ya Resulallah. Bugün filancanın mahallesine gittim. Şehit olan bir kardeşimizin, senin yolunda şehit olmuş bir kardeşimizin gittim evlatlarının başını okşadım. Onları öptüm, sarıldım. Onları kucakladım. Bir yetimin, bir öksüzün ben başını okşadım. Bugün onu sevindirdim. Sevindirene kadar yanındaydım diyor yani. Şimdi ben size sorayım. Sizce bu kişi kim olabilir? Kim olabilir? Peygamberimizin hangisi? Heh. İşte yani. Radıyallahu anh. Doğru. Demek herkes onu çok iyi tanıyor. Ancak böyle bir özellikte ancak Ebu Bekir olabilir radıyallahu anh. Peygamberimiz işaret ediyor. İşte diyor bir da bu ameller, bu tavırlar, bu fiiller bir araya gelirse o kişi mutlaka cennete girer diyor. Yani sadece bakın şöyle ibadet ederse, şöyle Kur'an okursa değil. Ona geleceğiz. Bak ama peygamberimiz üç özellik saydı. Diyor ki bu adam hastalara araştırıyor, hasta öğreniyor, hastalara gidip bakıyor. Şimdi hastaya bakmak kolay mı? Hastayla ilgilenmek kolay mı? Hastayla dertleşmek kolay mı? Ama bir insan hastaya kıymet veriyorsa Allah'ın hasta bir kuluna Allah da o adama kıymet verir. Hayat devam ediyor. Hızlı bir hayat var dışarıda. Eğlence var, şu var, bu var. Ama sen nefsini yenerek diyorsun ki ben bir hastayla ilgileneceğim. Allah'ın hasta bir kuluyla gidip hemhal olacağım. Onun yüzünü güldüreceğim. Ben bazen gidiyorum böyle hastalarla ilgilenmek benim hoşuma gider. Biraz şeyimdir ben. Enerji yüksektir. İnsanları güldürmek hoşuma gider. Özellikle hastaları güldürmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü hastaların o hali, o yüzünün gülen o hali Allah'ın da sevgisini kazanmaya amel olan bir haldir. Herkes hastayla ilgilenemez. Çünkü hasta hastadır belli. Sıkıntısı vardır. Kahrı çoktur. Ama sen ona tahammül edersen <laughs> Allah'ın Allah'ın da sevgisini kazanırsın. Bak peygamberimiz burada bir örnek veriyor. Diyor ki kim cenaze namazına katıldı? Gidenler bilirler Umre'ye hacca. Orada şey okunduğu zaman namaz kılındıktan sonra cenaze namazları hemen kılınır. Her farz namazı mutlaka bir cenaze kalkar. Binlerce insan cenaze namazı kılıyor Mekke Medine'de. Orada böyle bir gelenek bir adet var. Çok çok eskilerde bizim buralarda da böyleydi. İnsanların hayatları cami odaklı yaşarlardı. Şimdi öyle değil ama eskiden öyleydi. İnsanlar hayatlarını cami avlularında geçirirlerdi. Yani hayatın merkezi oydu. Bugün öyle değil. Belki bugün çarşılar, bugün AVM'ler insanların hayatlarının merkezinde var. Ama eskiden, çok eski değil ama, Şöyle bir 50 sene öncesine bakın. Hepimizin dedeleri, ninelerinin olduğu vakitler hayat caminin avlusunda geçermiş. Bütün sosyal hayat orada dönermiş. Sohbet orada dönermiş. Şu bu. Ama cenaze namazına katılabilmek bu bir vefa gereğidir. Cenaze namazına katılmak, bir Müslümanın yanında bulunabilmek, son anında bulunabilmek. Bunlar Peygamber Efendimiz'in teşvik ettiği şeylerdir. Dikkat ederseniz Peygamberimiz bizi sürekli toplumun güzel bir şekilde hayatını devam ettirmesinde etkili olan amellere teşvik etmiş. Veya Peygamberimiz öksüz ve yetim başı okşamaktan bahsediyor. Acaba öyle miyiz? Ben kendimi tartayım, siz de kendinizi tartın. Annesi babası başında olmayan kaç insanı acaba gözetleyebiliyoruz? Peygamber Efendimiz bir gün gene böyle etrafında kalabalık oturuyor, bir cemaat. Birisi geliyor ona, diyor ki ey Allah'ın peygamberi ben diyor merak ediyorum diyor. Siz diyor Ali niye çok seviyorsunuz radıyallahu anh. Peygamberimizin damadı. Yani kim sevmez Hazreti Ali'yi yani. Şimdi bana deseler ki Hazreti Ali falanca bölgede koşa koşa giderim, gücüm bittiğinde diz çökerim, diz, diz giderim. Ben öyle bağlayayım sahabe-i Bazıları sahabe sevgisinden rahatsız olur. Biz öyle insanlardan değiliz. Biz dini öyle anlatanlardan değiliz. Biz bilakis sahabeyi sevmeden bir şey olamayacağımızı biliyoruz yani. Peygamberin yanında sahabeyi sevmekle değer bulacağımızı bilen kişilerdeniz. Haddimizi biliriz onlara karşı. Bize göre sahabe-i kiram dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Acizane benim için öyledir. Bir başkası öyle düşünmüyor olabilir. O onun yorumu. Ben sahip olduğum her şeyi sahabeyi severek elde ettim. Sizler bir büyükleri misiniz? ifade edeyim. Elde ettiğim bütün bilgileri, ilmi, ne sahipsem sahabeyi sevdikçe Allah bana nasip etti. Bunu hayatında çok tecrübe etmiş bir kardeşiniz. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki niye sen seviyorsun Ali'yi, damadın diye mi? Hemen peygamberimiz soru soruyor. Diyor ki sen birine iyilik etsen. Şimdi iyilik ettin tamam mı birine? Sen bu iyilik ettiğin kişi sana kötülük yaparsa ne yaparsın diyor. Ses çıkarmıyor. Bak iyilik ederim de diyemiyor. Kötülük ederim demiyor ama iyilik de edemiyor yani. Peygamberimiz diyor ki bana bir Ali'yi çağırın damadımı diyor. Hazreti Ali geliyor. Diyor ki anam babam sana feda olsun buyur beni emretmişsin. Diyor Ali diyor merak ediyorum diyor sana bir şey soracağım. Sen bir de iyilik ediyorsun. Seni bu iyilik ettiğin kişi diyor sana kötülük yapıyor ne yaparsın? <gülüyor>, Gülüyor diyor iyilik ederim diyor. Bir. Peki devam ediyor peygamberimiz. Peki diyor bu kişi sana bir daha kötülük ederse. Gülüyor gene iyilik ederim diyor. Ki üçüncü defa bir peygamberimiz aynı soru. Sana biri kötülük ederse ne yaparsın? Diyor ya Resulallah ben gene ona iyilik etmeye devam edeceğim. Derler ki yedi defa bu soruyu sordu peygamberimiz. Ha, yedi defa diyor ki sana biri kötülük ediyor sürekli. Sen ne yaparsın? <laughs> diyor ki canım sana feda olsun. O bana ne kadar kötülük ederse ben gene iyilikten vazgeçmem. Çünkü iyilik Allah'ın istediği bir sıfattır. Ben o sıfatı biri beni üzüyor diye o sıfattan vazgeçmeyeceğim diyor. Yani bir şey olacak, bir imtihan olacak. Sen o imtihanı kaybettin işte yani. Allah'ın dostluğuna sahip olacak özellikten sıyrılıyorsun sen. Onu bıraktığının çünkü. Bunun farkında. Peygamberimiz soru sorana bakıyor diyor ki şimdi anladın mı diyor bunu seviyorum diyor yani. Yani damadı olduğu için değil bunun için seviyorum diyor. Peygamberimiz adil bir insan akrabası olduğundan dolayı değil yani. Peygamberin yanındaki kişilere bakın. Birçoğu köledir. Halk tarafından değer görülmemiştir. itibar görmemiştir. Sevilmemiştir. Efendim şöyledir böyledir. Sofrasında oturuyor peygamberimiz. bak ki bir şeyi görüyor orada. Bir köleyi görüyor. Dönemin kölelerinden birini. Orada Uzakta duruyor, peygambere bakıyor, sofrada. Herkesin içinde ona işaret ediliyor, buraya yanıma diyor. Derler ki köle geldi, peygamberin yanında Mekke'nin o zadelerinin büyük liderlerin, kahramanların, efendim o günün en büyük liderlerinin oturduğu sofrada peygamber garibanı yanına oturtup dizini dizine dokundurdu diyor. Bu çok büyük bir şey Arap kültüründe o gün için. Şimdi Arap kültüründe şu vardır o gününde. Gerçi halen de var, yok değil. Mesela şey yaparlar. E, ridalarını, cübbelerini birinin altına sererler. Bu ne demek? Sana bütün dünya feda olsun demektir. Gibi bir şey yani. Her şeyimi sana veririm. Sana bu kadar kıymet veriyorum. E, hürmet ediyorum demek. Peygamberimiz de dizine, birine dizini dokundurması o günün insanların dünyasından çok önemliydi. Bir garibana dizini dokunduruyor peygamber. O da bir insan. Şimdi biz öyle miyiz? Biz iyilik ettiğimiz, merhaba dediğimiz, selam verdiğimiz insanlar var hayatımızda. Kötülük kötülüğü bıraktım. Bize birileri herkes kötülük etmiyor. Peki bize ne yapıyorlar? Ben örnek vereyim. Gün, 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 gün günce hayatımızdan örnek vereyim. Bana katılacaksınız. Mesela bizi aramayı kesiyorlar. Doğru mu? Bak, kötülük ediyor demiyorum. Kötülük etmemiş ha. Tek kötülüğü ne? Bize hatır sormayı bırakmış. Biz ne yapıyoruz? <laughs> ben de ona selam vermeyeceğim. Bana selam vermeyene selam veremem diyoruz. Peki bu olur mu şimdi? Sizin güzel gönül dünyanıza bırakıyorum bunun cevaplarını. Bak kötülük etmemiş. Ama selam vermeyi kesmiş. Selam vermeyene selam vermediği için selamı kesmek doğru mudur? Bence doğru değil. Şimdi mesela o kapı açılsa, içeriye peygamberimiz gelse, içeriye arkadaşlardan biri gelse, sana dese ki sen niye falancayla konuşmuyorsun? E işte bana selam vermiyor diye. Diyebilir misin? Denir mi o söz ona? Demez mi peygamber? O selam vermiyorsa sen git selam ver kardeşim. Bak bugünün sevabı budur. Ben konferanslarımda genelde bu konular üzerine duruyorum. Bak bugünün sevabı budur. Sevap sadece Allah'a eğilmekle olmaz. Nefsini eğdireceksin. Nefsin diyor ki selam verme kardeşine. Amcana, dayına, ne bileyim. Komşuna. Şuna buna. Yani selam vermen gereken insanlar var senin. Nefsin sana diyor ki yapma sen nefsini eğdireceksin işte o zaman Allah'ın yanında kıymetli olursun. Efendim, bir gün Hasan-ı Basri'nin yanına geliyor bir tanesi, soruyor diyor ki, Hasan-ı Basri peygamberimizin hanımından süt emmiş. Ama peygamberimizi görememiş. Peygamber'e bu kadar yakın dönemde yaşamış ama peygamberi görememiş. Soru soruyor, diyor ki, Efendim diyor Cenab-ı Allah bir ayetinde anne babaya of bile deme diyor. Siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz diyor. Diyor evet diyor Cenab-ı Allah'ın dediği gibidir. Bırak anne babaya of demeyi biz annemizin babamızın terliğine bile of demeyiz diyor. <laughs> Şimdi bana diyeceksin ki Sait kardeşim sen ne diyorsun? Şimdi yani annemle babamla bazen tartışıyoruz. Onlar beni izliyorlar. Beni anlamıyorlar. Şunu diyorsun bunu diyorsun haklısın elbette ki hak, hakkın var üzülmeye. Sen duygular, duygu sahibi bir varlıksın yani. Hayat öyle şey geçmiyor sadece bir tost pembedenler yani. Ama gel geleli evin içerisinde huzursuzluklar vardır tabii ki olacak. Doğru. Doğru ama sen bütün o problemlere rağmen, bak o rağmen altını çiziyorum. Sen işin neresindesin? Annen sana fırça atarken sen karşılık veriyor musun? vermiyorsan sen büyük adamsın hakikaten yani. Ha sen desen ki ben büyük adam olmak istemiyorum. Eyvallah lafım yok. Tamam mı? Ama sen işin neresindesin yani? Baban senden bir şey isterken babanın isteklerini şöyle bir kenara atıp ya şimdi ne işim var ya gideyim şurada bir oturayım arkadaşlarla bir şey içeyim bir sohbet edeyim mi diyorsun yoksa <laughs> babanın hatırını dinliyor musun? Arkadaşlarla oturalım şurada bir beş çay içelim mi diyorsun? Yoksa babanın isteklerini yerine götürüyor musun? Şimdi diyeceksin ki çok mu önemli? Peygamberimize göre önemli. Buyuruyor ki babaya itaat, Allah'a itaattir. Tabi peygamberimiz itaati ile kastı. Kötü şeylerde itaat olmaz. Bütün bu itaatler iyi şeyler içindir. Annenin, babanın değerini biliyor musun yani? Anlamında söylüyorum bütün bunları. Sen bunları yapıyorsan yürü ve devam et, problem yok. Korkma yani. Hazreti Azrail sana geldiğinde seni rahatsız etmez. Ama sen bunları ihmal ediyorsan, özellikle anne babayı ihmal ediyorsan, vah vah, gidişat iyi değil. <laughs> Orada bir durman lazım. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an'da Allah'a imandan sonra anne baba der genellikle yani. Anne babaya ihtiramı ifade eder. Şimdi diyeceksin ki belki tamam da yani şimdi Sait kardeşim orada öyle konuşmak kolay. Sen biliyor musun annem babamın ne kadar böyle bana huzursuzluklar çıkardığını? Ne yapıyor annen? Annem kızgın birisi. Niye üzerine alıyorsun? Belki ahlakı öyledir kardeşim yani. Annem şöyle serttir. Üzerine alınma, şahsına alınma ya. Kadıncağız öyle hayat onu hale getirmiştir. Niye üzerine alıyorsun her şeyi? Ya orada konuşmak kolay mı? Babam bana bir defa olsun seni seviyorum demedi. Peki hanımına da demedi. Yani, seni sevmiyor anlamına gelmez ki o. Değil mi? Herkesin çünkü sevgisini gösterme biçimleri farklıdır. Bazı insanlar o kelimeleri kullanarak sevgisini gösterirler. Mesela bazıları nasıl gösterir? Örnek vereyim. Mesela ben babam bana seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum demez. Örnek vereceğim bak. Yanında yemekte oturduğum zaman yemeğindeki eti benim su, sürekli benim tabağıma koyar. Şimdi bu sevgi değil mi? Bakın en değerli şey nedir? Hayvanın eti. Garibim koyun, kuzun eti yani. Bir çırpıda gidiyorlar garibanlar. Onların etleri değerli. Ne yapıyor? Tabağındaki eti benim tabağıma koyuyor. <laughs> bu bir sevgi ifadesidir en değerli şeyi sana veriyor, ikram ediyor. O da sevgisini böyle gösteriyor bak. Efendim, defaatle şahit olmuşum. Ee, babamın sofrasına oturuyorum. Ona bir şey veriyorlar, bir tatlı veriyorlar. Daha geldiği gibi diyor sayıda verseniz de bunu. Örnek veriyor. Niye bunu söylüyor? Beni sevmediği için mi? Bence sevdiği için söylüyor bunu. <laughs> diyor ki oğlum yesin. Ama babam bana aşkım canım bir tanem diye hitap etmiyor yani. Şimdi etmiyor diye de beni sevmiyor anlamına gelmiyor. Beni seviyor yani. Gel geleli öyledir. Bazı insanlar bunu lafızlarıyla söylerler. Çok lafızlarıyla söyleyenlerin hareketlerine siz bakın. Lafız çok önemli değil. Önemli. Hareketler önemli. Ama bazı insanlar var. Çok o kelimeleri kullanmaz. Ama siz devamlı bir anlam yüklersiniz. Ona hareket eden anlam vardır çünkü yani. O zaman sonuç olarak bazen sadece olaya kendi dünyamızdan bakmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Acizane kanaatim. Bence bu faydalı olur. Bence bu çok önemli yani. Büyüklere, büyükler gittiği zaman bir daha gelmezler. Ama siz başka şeylere elde edebilirsiniz. Sen bir daha çikolata alabilirsin. Sen bir daha bir yerlerde gezebilirsin. Ama e, hayatında olan insanlar gittiği zaman buna bir daha sahip olamayabilirsin yani. Bunlar çok önemli şeyler. Değil mi evlatlar için de geçerli? Evet, evlatların da değeri bilinmesi. Ama ben inanıyorum Anne babalar evlatlarının değerlerini biliyorlardır. Anne baba evladın değerini biliyordur. İnşallah evlatlar da annelerin babalarının değerini bilirler. Biz de inşallah bilenlerden oluruz. Devam edeyim mi sohbetime? Uzatmadık değil mi? Peki devam edelim. Tamam. <laughs> ben size birinden bahsedeyim. Benim hayatımda çok özel olduğu için, anlamlı olduğu için ondan örnekler vermek bana çok keyif veriyor. Benim çocukluğum rahmetli babaannemin yanında geçti. Hep onun yanında vakit geçirirdim. Babaannem çok özel bir kadındı gerçekten. Vefat etti. Cenab-ı Allah hepimizin büyüklerine rahmet eylesin. Ben babaannemden çok fayda gördüm. Şimdi daha çok fayda görüyorum. O zaman çok belki göremedim. Anlayamıyordum yaş itibariyle. Ama yaş ilerledikçe onun ne kadar yaşantısının Allah'ın isteğine göre olduğunu daha iyi anlıyorum. Böyle şeyler yerine oturuyor. Hani puzzlelar puzzle oturtursun ya resmi böyle koyarsın böyle. O şimdi daha iyi oturuyor. Rahmetli babaannemin hayatında dört tane şey vardı. Bir, seccadesi. İki, Kur'an'ı. Üç, tesbihi vardı. Dördüncüsü ise misafirleri vardı. Başka bir şey yoktu. Ben ne zaman onun yanına gitsem kendisini ya namazda görürdüm, ya Kur'an, ya zikir ya da bir misafirlerle beraber otururken görürdüm onu. Başka bir hali olarak hiç onu görmedim. Bazen giderdim, 5-6 saat orada otururdu. Hep böyleydi. Ee, çok konuşmazdı. İnsanlarla sohbet ederdi. Konuşurken hep akılda kalan sözler ondan kaldı. Yani boş konuşmazdı. Konuştu her şeyde bir anlam vardı yani. Ben hatırlıyorum. Onun yanında bir cüzdan vardı. Bir rahmetli babaanneme ait, e, rahmeti dedemin emekli maaşı onun cüzdanındaydı. O, o da öyle değil mi? Emekli maaşları eşlerinin. Ama şimdi şöyle ne kadar para vardır, şu vardır, bu vardır, bunları bilmez anlamaz. kapıya biri mi geldi? Cüzdanı o parayı sokardı eline. <laughs> tamam mı? Oradan parayı çıkarırdı. Bunu götür falan cemeler derdi. Ne verdiğini bilmezdi. Bakmazdı. Bak dünyayı da pek tanımazdı. Dışarıda ilgilenmezdi yani. Zorla çıkarırlardı bir hava aldırmaya. Böyle bir akraba ziyaretine falan filan. Çıkmazdı. Hiçbir yere gitmezdi. Ben görüyordum. Kapıya biri geldi. Kapıyı birisi çalıyor. Babamdan dolayı ziyarete gelirlerdi. Hacı anne bize dua et diye. Ben görürdüm onu. Kapıya gelen herkese ilgilenirdi. Şu kapıya gelene bir yemek verin derdi. E Derlerdi hacı anne biz yemek yedik. O zaman bir süt ikram edin, bir su ikram edin, bir şey ikram edin. Ben sürekli ondan bunları görürdüm. Sürekli. Diyordum ki kendime demek ki Allah'ın ikram eden kulları da varmış. Diyordum. Otururdum orada, bakıyordum ona, izliyordum. Kim kapıya gelse bir şey ikram ederdi. Bakın bir gün unutmuyorum. Kapıya gene birisi geldi. Bir ihtiyaç sahibi. Bana dedi ki şu cüzdandaki parayı çıkar da ona götürsene. Tamam dedim. Sen bana ver vereyim ne kadar vermek istiyorsan. Eğne cüzdanına koydu. Bir para çıkardı. Yani şöyle bir maaşın belki yarısını çıkardı. Buna hepsini ver dedim. Ben dedim bu çok para. E ne güzel dedi. Ama dedim bu kadar para verilmez ki. Niye ki verilmesin dedi. Dedim senin paran kalmaz, E kalmazsın dedi. E dedim yani olur mu öyle şey? Bir iki saniye durdum. O da duruyor böyle. Dedim hacı anne ne kadar vereyim? Verdiklerimi versene dedi. Dedim bu çok para. Niye rahatsız oluyorsun ki dedi çok para olmasından. E dedim senin ihtiyaçları olmayacak mı? Bana bir cümle etti orada. hiç unutmuyorum. Bana dedi ki beni buraya gönderen benim ihtiyacımı karşılamaya gücü yetmez mi sanıyorsun dedi. Allah'a kastediyor yani. Bak, bir cümle ama ne cümle. Nasıl bir tevekkül Allah'a bağlılık. Ben hala tereddüt ediyorum. Bak götürüyorum parayı. Ben hala tereddüt ediyorum. O bana diyor ki Beni buraya gönderen beni doyurmayı bilmez mi sanıyorsun? Ben hala kafamda on şey. Hala bakıyorum paraya. Kapıya bakıyorum. Hacı anneye bakıyorum. Bu bana bakıyor böyle. Dedi yavrum niye götürmüyorsun hala? Niye korkuyorsun o parayı vermekten? Dedi. Verirken Allah için korkmadan ver dedi. Korkma ver. Allah senden benden daha zengin dedi. Ver dedi korkma. Ben götürdüm. Verdim parayı verirken de bakıyorum ona hiç unutmuyorum otururken böyle yüz ifadesini hiç unutmuyorum bakın hani bir insan bir şey verir bazen böyle bir pişmanlık olur yüzünde bir belirti böyle bir rahatsızlık bir kaygı bir sıkıntı ya çok mu verdim o parayı vermeseydim falan filan o parayla şunu yapardım bunu yapardım değil mi yüzünde bir şey verilir. <laughs> Zerre kadar bir sıkıntı bir üzüntü yüzünde yoktu bize doğru bakıyordu sürekli tebessüm ediyordu. Hiç unutmuyorum. İnşallah Cenab-ı Allah onu da bütün büyüklerimizi de cennetiyle şereflendirsin. Şimdi diyorum ki o kazandı. O nefsini yenebilmiş olanlardandı çünkü yani. Diyorum ki büyük kadınmış. Bugün daha iyi oturuyor taş yerine. Büyük kadınmış diyorum hakikaten bir şeylerden vazgeçebilmiş. Estağfurullah. Allah ona da rahmet eylesin. İşte görüyorsunuz hepimizin ataları aynı değerler. Hepsi aynı ahlak üzerine yetişmiş kişiler. Bu beni çok mesletti, çok etkiledi gerçekten yani. Yaşantısı, o ahlak beni çok etkiledi. Ben zor bir insanımdır yani doğru itiraf edeyim size. <laughs> yani ben birinden kolay kolay etkilenmem. Beni birinin etkilemesi, hayır almam Gerçekten çok zor. Çünkü çok büyük adamları gördüm, alimleri gördüm. Hakikaten beni birinin etkilemesi çok zordur. Beni etkilemesi için gerçekten o kişinin nefsini yenmesi lazım. Nasıl etkilenmem? Yani yaş ben öyleyim, yapım itibariyle öyleyim yani. Ama bakın Allah'ın gariban bir kulu 70-80 yaşındaki bir gariban beni etkiledi ama diyorum bakın. Tamam? Çünkü bu kadar Allah'a bağlı Allah'a göre yaşayın, yaşamaya çalışıyor yani. Bir şey olduğu zaman bunu yaparsam Allah ne der bana? Bu çok önemli. Derler ki Hazreti Ebubekir'in bazen ağzının içine küçük bir taş olurmuş, mübarek ağzının içine küçük taş koyarmış. Bir şey birilerle konuşurken istermiş ki <laughs> o taş ağzımı içine dokunsun yaksın beni önce. Konuşmadan önce beni bir durdursun bir şeyler yani. Ağzına çıkacak söz doğru bir söz olacak mı bakayım yani. Doğru bir laf edecek miyiz? Karşımdakine her lafı etmeyeyim yani. Biz kolay konuşuyoruz. Bakayım o lafları acaba altına kalkacak mıyız ahiret aleminde? Şimdi bana diyeceksiniz ki neden yani 3-5 sözün karşılığı olacak mı ahirette? cenab Allah olacağını söylüyor. Yani ben doğruyu saklayamam, doğruyu söylerim. Her ne kadar yapıyorum tartışılır. Çok iyi yapabiliyorum diyemem. Ama doğruyu söylerim yani. Allah'ın kitabını peygamberin yaşantısına göre söylerim. cenab Allah diyor ki zerre kadar iyilik de etsen, zerre kadar da kötülük etsen görecek, benden karşılık göreceksin diyor. Çünkü Allah hikmet sahibidir. Hiçbir nefesi boşa vermez verdiği her bir nefesi sebebini soracak. Sen o nefeste ne yaptın bakayım yani. O çok önemli. Çok namaz kılardı demiştim size. Yani Ezan-ı Şerifi duyduğu an namaz kılıyordu. Rahmetli babaannem. Ben de ona bir gün acizane sordum. Dedim ki sen niye bu kadar namazı hemen Hızlıca kılıyorsun ezan duyduğun an. Yani namaza hızlısın. Heyecanlısın namaz okununca. Oysa namazı hızlı kılan, kılmazdı. Namazları teravih gibi, gibiydi <laughs> yani. Bitmiyordu yani. Kıllıca kılıyordu. Bir gün bana baktı şöyle. Ben gene aynı şey söylediğimde. Sen dedi gün gelecek namazın bana verdiği mükafatı göreceksin dedi. <laughs> ben de çocuk aklı işte. Ha <laughs> tabii dedim falan böyle. Kendi kendime. Gülüyorum, oynuyorum, eğleniyorum böyle. Ne yaparsın işte? Dedim yaşlı işte kendince bir temelinde bulunuyor diye düşündüm. Aradan birkaç ay geçti. Rahmetli babaannem vefat etti. Bakın hiç unutmuyorum. O sözü unutmuştum ama. Ama bu olayı hiç unutmam. Hala gözüm önünde. Rahmetli babaanneyi getirdik. Şeye, cenazesine vefat ettiği, şu an defnedildiği yere Allah hepsine rahmet eylesin bütün Müslümanlara. Getirdik onu defnettik sırt üstü böyle. Babam onu böyle kıbleye çevirecekti. Babam daha kıbleye çevirmeden kendiliğinden döndüğünü gördüm. Ha işte o zaman o söz aklıma geldi. <laughs> bana dedi ki sen gün gelir namazın bana verdiği mükafatı göreceksin dedi. Ben işte o zaman bir insanın Allah'a sadık olmasının karşılığının ne olduğunu öyle gördüm. Bazı şeyleri kitaplardan öğrenirsiniz, ama bazen de bir şeyler yaşarsınız, şahit olursunuz. O sizi çok iyi terbiye eder. Beni şöyle bir rüzgar gibi önümde esti, hiç unutmuyorum o an bir şeyler. Bana beni kendime getirdi yani. Şöyle bir önümden sanki bir rüzgar şöyle bir geçti gitti böyle o an. Bana Rabbani insanların sözlerine kıymet ver demeyi öğretti yani. Cenab-ı Allah Kadir bazen aynı anda bir şeye bakarsınız birine gösterir birine göstermez. Size gösterdiyse de bir hayır vardır. Ona göstermediyse de bir hayır vardır. Ama mutlaka Cenab-ı Allah insanın duygularının karşılığını verir. Çünkü kuluna çok değer verir. Siz bir şeyler yaparsınız Allah'a karşı. Heyecanla bir şey yaparsınız. İstersiniz ki Allah bu heyecanımı karşını versin. Allah kullarını kırmaz. Allah kullarının duygularının karşılıklarını mutlaka verecektir. Mutlaka verecektir. Size de o duygularınızı karşını mutlaka vermiştir. O bile insana yetiyor işte bak. Allah size de güzel şeyler görmeyi nasip etsin. Sizler sizlerin duası hürmetine. Bu böyledir. Şimdi ben pe biz peygamber sevgisinden bahsettiğimiz için bazıları bizim peygamber sevgisinden bahsetmemizden rahatsız oluyor. Bizim ülkemizde böyle maalesef herkes peygamber sevgisinden bahsetmiyor. Efendim peygamber sevgisinden bahsedenlerden de rahatsız olan kişiler var. Onlar başka şeyler konuşulmasını istiyor. Yani dine anlatanlarda peygamber sevgisinin anlatılmasından rahatsız olan kişiler oluyor. Bu böyledir. Herkes efendim nasıl yetiştiyse, nasıl öğrendiyse dine öyle anlatır. Biz peygamberi konuşmayı seviyoruz, peygamberi anlatmayı seviyoruz. O öyle anlatsın. Nasıl istiyorsa öyle yorumlasın dini. Efendim peygamber sevgisinden rahatsız olanlara göre sizin öğrendiğiniz bütün gelenek problemlidir yani. Bazılarına göre mucize yok, kabir azabı yok, şefaat yok. Bazılarına göre haşa Allah yok, ahiret yok, mahşer yok, cennet yok, cehennem yok. E niye geldik biz bu dünyaya? Yani ahiret olmayacaksa biz niye buradayız? O yüzden biz haddimizi biliyoruz. Peygamber konuşmayı seviyoruz. O yüzden örneklerimde hep ben onu bulmaya çalıştığım oluyor. Onu anlatmak bizi daha doğruya götürdüğüne hep inandım ve doğru olduğunu gördüm. Allah dostlarından biri vefat etmiş. Onunla bitireyim sözlerimi. Sonra siz daha gideceksiniz. Kur'an okuyacaksınızdır. Evde ibadet edeceksinizdir. Daha Nihat Hoca izleyeceksinizdir. İftar vakti inşallah. Hocam seyseyin. Onun sohbetleri çok güzel. Onun sohbetleriyle kumarı bırakan, içkiyi bırakan, namaza başlayan bir dünya insan var. Ben bir gün bir yerde yürüyorum. Biri beni yakalıyor onunla namaza başladım. Biri yakalıyor diyor ki onunla içkiyi bıraktım. Birini görüyorum diyor ki ona kumarı bıraktım. Şu onu şu 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 kötülüklerden uzaklaştım. İnşallah iyi amellerdir bunlar Allah'ın yanında inanıyorum. Şimdi Allah dostlarından biri rüyada görülüyor. Allah dostuna soruyorlar. Diyorlar ki sen nasıl karşılık gördün gittiğin yerde? Nasıl muamele gördün? Allah dostu diyor ki kabirme melekler geldi ve bana sordular. Buraya neyle geldin? Ben de başladım cevap vermeye diyor. İşte dedim ben hayatım boyunca beş vakit namaz kılmış kişiyim. Melekler bana dedi ki vah vah bunu mu söylemeye geldin? <laughs> Bunlar zaten senin kılmak zorunda olduğun şeylerdi. Allah sana farz kılmıştı. Melekler bir cümleyle bütün o beş vakit namaz kapısını kapattı diyor. Hayatı boyunca bak beş vakit namazın bir cümleyle bitti diyor. Dedim ki diyor ben Ramazan oruçlarımı tuttum. Az mı? Efendimiz ne buyuruyor? Kim faziletine inanarak bir ay boyunca Ramazan tutarsa bütün geçmiş günahları affolunur diyor. Efendim küçük günah mı, büyük günah mı? Biz onun tartışmasını yapmayız. Peygamberimiz ne buyuruyor? Bütün günahları affedilir. Peygamber öyle söylemiş. İşi kararını Allah verir. Küçüğü mağfedecek, büyüğü mağfedecek. Biz günahlarımız affolacağına inanarak yaparız. Ben bunu söyledim diyor. <laughs> Melekler dedi ki: "Vah vah, bunu mu bu kapıya geldin?" <laughs> dedi ki: "Zaten tutmak zorundaydın." Yani büyük bir şey yapmış gibi söylüyorsun dediler sanki diyor melek. Ben dedim ki diyor ben Ramazan dışında da işte bazı günler oruç tutuyordum vah vah zaten yapman lazım. Sen peygamber ümmeti olduğunu söylüyorsun. Onun sünneti ah, böyle haftada bir oruç tutmak. Dedim ben zekatlarımı verdim. Hakkını böyle yerine veriyordum gelen mallarımın. Melekler dedi ki vah vah zaten vermeliydin. Allah'ın zaten o Allah'ın hakkıydı. Şimdi bu dünyadaki bütün gelirler nereden elde edilir? Topraktan her şeyin özü topraktır. Toprakta Allah'ın yarattığı Allah'a hakkını geri veriyorsun sen. Allah da diyor ki hakkımı ben kelime istemiyorum. Fakire vereceksin diyor. Ve o kapı da kapandı. Başka kapıyı açtım. Dedim ki işte ben şöyle aileme iyilik ettim falan filan. Melekler <laughs> dedi ki hayrukum li ehlihi Muhammed'in ifadesi aleyhisselam. En hayırlınız ailesine iyilik edendir. Başka neyle geldin? Zaten yapmak zorlaydın dediler diyor. Yani ne söylesem yani şu ibadetle geldim anlamında ne saysam aynı cevap. Aynı cevap. O kapı kapanıyordu yani. Benim açıp sığındığım kapı orada geçerli değildi yani. Bak bir daha söylüyorum. Sığındığım kapı ibadetin orada geçerli olmuyordu. Niye öyledir? Çünkü mutlaka ibadetlerinde eksik vardır. Hiç kimsenin tam değildir. Ha, eksiğe rağmen Allah kabul eder. Ayrı mesele. Ama herkesin eksiği var. Kimse kamil yapamaz. Meşhurdur. Peygamberimiz diyor ki kim dünyevi bir şeyler düşünmeden ibadet ederse aklında hiçbir şey olmayacak. Sadece Allah'a odaklanacak, ibadet edecek. O kişiye cübbemi vereceğim. Anlatılır bazı kitaplarda. Hazreti Ali diyor ki ben yaparım ya Resulallah. Öyle bir namaz kılarım. Diyor. Hazreti Ali <laughs> peygamber ki peki diyor bir gün kıl kamil kıl gel bana söyle vereyim sana cübbemi. Derler ki Hazreti Ali geldi peygamberimiz yanına. Böyle şey. Mahşif evet. Peygamberimiz sordu hayırdır ne oldu diyor. Olmadı mı? Dedi ki olmadı ya Resulullah. Niye diyor? Hiçbir şey düşünmedim de hangi cübbeyi vereceğini düşünmüştüm namazda. Tamam mı? Mutlaka bir yerde yakalanırsın yani. Hani derler radara yakalanmak. Kimse o o kadar kabil olamaz. Ha peygamber müstesna. O ayrı. O olur. Çünkü o nübüvvet makamında nefsi ve şeytan ona yaklaşamaz. Kendi ifadesiyle şeytanımı ben Müslüman ettim diyor. Yani o ayrı. O, o ayrı bir şey. Ama sahabe de olsan bir an bir an bir şey olabilir yani. Bizim gibi değiller onlar. Bunlar çok büyük adamlar. Onların bir anlık dalgınlığı bizim gibi değildir. Ben neler düşünürüm? O mübarek bir şey düşünüyor. Peygamberin cübbesini düşünüyor. Yani arada fark. Ama diyor namazda o da olmaması lazım diyor peygamber. Sen Allah'la baş başasın. Ondan da sıyrıl diyor. Meydan ortada bir baba varsa yapsın yani. Kahraman odur. Evet. Diyor ki hiçbir şeyim yok. Melekler diyor ki bir şeyin kalmadı mı bize söyleyecek? Affedilmen için yani. Allah dostu diyor ki var diyor bir şey var diyor. Nedir diyor? Diyor ben diyor sizin kapınıza hiçbir şeyimle gelmedim. Hiçbir şeyime sığınmıyorum yani. Ama bir şey hariç diyor. Ben buraya Allah'a ve peygamberimize olan sevgimle geldim diyor. Buna sığınıyorum. Melekler onu deyince diyor ki tamam işte sen Şimdi haddini bildin diyor yani. Kimsenin bir şey olamayacağını bilin diyor yani. Allah rahmet ederse bu kapıdan geçersin. Ve peygambere hürmet edersen bu kapıdan kabul edilirsin. Sana o kapıyı gösteren peygamber. Sen ona hürmet etmezsen, sevmezsen, sana verilen iman senden geri alınır. Çünkü iman emanettir. Bir daha söylüyorum. İman emanettir. Bak bir daha söyleyeyim altını çiziyorum. İman emanettir. Verildiği gibi geri alınır, nicesinden alınmıştır. Ben çok gördüm öyle adam yani. Çok adam gördüm öyle. İmanları alınmış çok insan var. Çünkü problem var kafasında Allah'a ve peygambere karşı yani. Kalbinde peygambere karşı, Allah dostlarına karşı, onlarla problemi olandan o güzellikte alınır. Bu böyledir. Çünkü Allah güzel gömleği hak edene giydirir. İman da bir gömlektir. Evet, ben sizlere çok teşekkür ederim sohbetimize geldiğiniz, katıldığınız için, bizi burada yalnız bırakmadığınız için, değerli vakitlerinizi ayırdığınız için. Ama sizlerden bir istirhamım da bir ricamdır. Bizi böyle aklınıza getirirseniz, bize dua ederseniz, ben çok mutlu olurum, çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim.